Merhaba sevgili Kanal Hayat izleyicileri. Yeni bir evlilik sohbetleri programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Daniel ve Serap kardeşlerimizle birlikte sizlerin önünde çocuk yetiştirme üzerine konuşmak istiyoruz. Pek çoğumuz kendimiz yetiştiğimiz gibi özel bir eğitimden geçmeden ya da özel bir şekilde kendimizi yetiştirmeden doğal bir şekilde çocuklarımızı yetiştirebileceğimizi düşünürüz. Ama çocuklarımız bir olduğunda ve büyümeye başladığında, sayıları arttığında bunun hiç de kolay bir şey olmadığını görürüz ve yardıma ihtiyacımız olduğu çok zamanlara şahit oluruz. O yüzden bu konuyu ele almanın, sizlerle birlikte konuşmanın, kardeşlerimizle birlikte tartışmanın önemli olduğuna inandık. Onların 4 çocuğu var çünkü. Hoş geldiniz sevgili kardeşler. Hoş bulduk. Sizin 4 tane çocuğunuz var. Ancak bunu bilseniz siz bilirsiniz. Yani şimdiye kadar programa çıkanlar arasında en fazla çocuk sahibi olanlar sizlersiniz. Genç yaşta 4 tane çocuk. Yani çocuk yapmayı... Çocuğu çok sevdiğiniz için herhalde bu değil mi böyle? Evet, çok seviyoruz. Biz evlenmeden önce hani ben 5 tane istiyorum. O da diyor yok 4 tane olsun gel anlaşalım falan diye bir sohbetimiz olmuştu evlilik yani öncesi. Ya 4 ya 5 ne fark eder? Dört, o kadar yani çıktıktan sonra. Ben daha sonra... çok seviyorum gibi mi oldu bilmiyorum, yarıştırıyoruz gibi. 5 çok olur dedi. Sonra 4'te anlaşalım gibi bir yani espri. Yani direkt 4'te demedim ben ama hatırlamıyorum ama mutluyuz yani 4 çocuğumuz var şu anda. Yaşları nedir? Yaşlarını da söylerseniz belki daha anlamlı olur konuşma tamam. Sırasında. Yani 14 yaşında büyük yani oğlumuz var. 9 yaşında kızımız var. 10 olacak. Oğlumuz 4 yaşında, 4,5 yaşında. Ondan sonra ya bir erkek, bir kız, bir erkek, bir kız. En küçüğü de şu anda 7 aylık. Tekrardan başlıyoruz çocukla ilgilenmeye. 14, 14, 9, 4, 7 aylık. Erkek, kız, erkek, kız olarak böyle eşitledik durumu. Eşit oldu, yeter diyoruz belki. Çocuk sahibi olmak çok özel değil mi? Bizim çocuklarımız büyüdüler artık. Birisi 19 yaşında, birisi neredeyse 18'ine doğru gidiyor, 18 yaşında. Ve yani evlenmenin kendi güzelliği var. Kendi muhteşemliği var. Ama çocuk sahibi olmanın da farklı bir muhteşemliği var. Hani ben hatırlıyorum böyle yorgun olduğun zamanları, sabahleyin işte gece uyutmamışlarsa seni vesaire, sabahleyin onları yatakta görmek, uyurken görmek, esenlik içerisinde görmek, hele onları kucağına almak, onları sarılmak, onların kokusunu hissetmek, sanki bunu hissettiğin zaman vücudundaki o bütün o negatiflik, bütün ağırlık, bütün yorgunluk seni sanki böyle terk ediyor. Değil mi? Gözlerinin içine bakıyorum. O yüzden bebek istiyoruz sürekli. Ben açıkçası istiyorum sürekli bebek olsun. Bebek seviyorsun. Ama çünkü büyüdükçe yani bebeklik dönemleri gidiyor. Tabii her yaşın güzelliği hala var. Hala küçükler yani evet. Gerçekten. Belli bir yaştan sonra. Güzel oluyor. Mesela bir stres yaşadığın herhangi bir gerginlik var iş ortamında, başka ortamda eve geliyorsun. Eşinle sohbet ediyorsun belki biraz. Sonra çocuğu eline alıp yani onun bir gülüşünü, bir sana sarılışını gördüğün zaman bütün her şeyi unutuyorsun. Tabii bu biraz da belki karakterle, çocuk sevmekle ilgili kimi anne babalar var ki yani özellikle belki doğuda 15-20 çocuğu olanlar çocuklardan isimlerini bile hatırlamayanlar, bilmeyenler belki olabilir. Ya da o kadar çocuklara belki ilgi ve sevgi göstertemeyen yani öyle bir karakteri var belki olabilir ama yani biz de 4 kardeş olarak büyüdük bir şekilde. Anne için mi 4 diye ısrar ettin? Yok ben ısrar etmedim. Bana 2 de 3 de yeterdi ama hamdolsun Rab 4 evet. Verdi. Ve çocukların aslında Rab'den birer hediye, bir armağan olduğunu biz düşünüyoruz. Kesinlikle. Gerçekten de öyleler. Bütün yani bir ev için neşe kaynakları, sevinç kaynakları vesaire vesaire. Ama özellikle küçükken belki daha kolay olabilir. Ama yaşları ilerledikçe, işte ergenlik çağına geldikçe ve daha sonraya gittikçe zorluklarla karşılaşıyorsun. Ve mesela bir söz var, işte iyi bir çocuksa 20 yaşına kadar, 18 yaşına, zor bir çocuksa hayatı boyunca ona annelik babalık yapmak zorundasın diye bir söz var. Ama eğitim çok önemli, onları yetiştirmek çok önemli. Tanrı'nın onları bize vermesinin
en önemli sebebi onları yetiştirecek insanlara ihtiyaç olması ve bize güvenip Tanrı size güvenip 4 tane çocuk verdi. Ve isterseniz daha da fazla verebilir çünkü Tanrı size güveniyor. Yani evet. Rabbe her biri için teşekkür ediyoruz gerçekten. Çocuklarımız çok değerliler her biri. Farklı farklı inanıyoruz ki Rabbin onlar için bir planları olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Hayatımızda yani ilk evlendiğimizde kimse bize nasıl çocuk yetiştirilir öğretmedi tabii ki. Aldığımız bilgiler varsa ya da bir yerlerden gördüysek, örnek aldığımız anne baba modelleri varsa yani o şekilde belki yetiştiriyoruz ama hiçbiri ne kadar eğitimde alsak, ne yapsak o an yaşayarak öğrenmek çok önemli. Yani eğitim sürecinde herhalde en önemli kural olması gereken şey sevgi ve sabır olsa gerek. Güzel. Yani çok zor. Yani tabii ki mükemmel bir anne değilim ama her seferinde keşke daha fazla sevebilsem. Yani sevgimi daha çok fazla gösterebilsem. Ama sevginin de çeşitleri var. Hani hep eşimin babası İlgilenmek belki söyler. Aptal sevgi diye bir şey var diye. Hani güzel. Ne demek istiyor aptal ona? Aptal sevgi yani hani çocuğun yani yanlış şekilde yönlendirme. Bir öykü anlatmıştı. Hani çocuğun boğazına bir şey kaçtı. Çocuğunu seviyor, çok seviyor ama boğulmasın diye hani hiçbir şey yapmıyor. Aman çocuğuma bir şey olur. Hiçbir tepki göstermiyor. Onun verdiği örnek böyleydi. Ben anlamıştım. Hani kalkıp tamam seviyorsun çocuğuna bir şey olmasını istemiyorsun ama kalk o çocuğunu sars biliyorsun parmağını yani parmağını gırtlağına sok yani şey yap hani hani bu tarz sevgiden bahsetmişti. Çok iyi dersti benim için. Bu şekilde aldığımız öneriler, öğütler tabii ki tecrübe ediyoruz, yaşıyoruz. Yani şey de önemliydi sen derken hani sevgi göstermek iyi ama evlilik ilişkilerinde de bunu konuşmuştuk. Karşı taraftaki çocuk senin sevgini nasıl anlıyor? Kimi anne babalar yani çocuğun her istediğini biliyoruz alıyor, bütün hediyeleri alıyor, işte şuraya i̇şte gönderiyor, buraya yapıyor. Gönderiyor, bu tatile gönderiyor. Ha, bunlar kötü bazen bir şey değil ama eğer sen sadece onun isteklerini yerine getirip de onunla oturup konuşmazsan, onun yüzüne bakmazsan, onun gözlerine bakmazsan çocuk o sevgiyi alamıyor. Ve aynı zamanda karı koca arasındaki ilişki ya da boşanmış mesela bunu çok görüyoruz. Eğer boşanmışlarsa ya da böyle bir gerginlik yaşamışlarsa bunun etkilerini çocukta görebiliyorsun. Yani çocuk daha sonra büyüdüğü zaman bu anne baba sevgisini tam olarak göremediği için bunu etrafına göstertemiyor, anlatamıyor, yaşayamıyor. Hristiyanlıkta bunu da biliyoruz. Tanrı bizim babamız ve biz Tanrı'yı baba olarak görüyoruz ama çocuk evde o baba sevgisini, şefkatini göremediyse Tanrı'yı da baba olarak görmekte zorlanıyor. Haklısın. Mesela evlilikte diyorlar, kadın kocanın aynasıdır, eşin aynasıdır. Yani eşler birbirlerinin aynasıdır. Çocuklu bir ailede de çocuklar evliliğin aynasıdır. Karı kocanın aynasıdır. Karı kocanın birbirleriyle olan o ilişkisi o zaman çocukların yüzlerinden anlayabiliyorsunuz. O zaman baktığınız zaman evliliği anlayabiliyorsunuz. En önemli püf noktası benim inandığım şey annenin, babanın, karı kocanın birbirleriyle olan ilişkisi. İyi bir çocuk mu yetiştirmek istiyorsunuz? Çocuklara odaklanmayın, kendinize odaklanın, evliliğinize odaklanın. Evet. Sağlıklı ve sağlam bir evliliğiniz olursa... Bazen biz kendimizi unutuyoruz işte bu 4 çoluk çocuk kalabalıkta. Yani kendimizle vakit geçirmeyi evet unutuyoruz ve ama size katılıyorum. Ama yani birbirimize verdiğimiz sözler, birbirimize gösterdiğimiz saygı... En evet azından yani bunu yani görüyorlar çocuklar. Evet ama mesela yapmıyoruz. Bir anneye bakıyorsunuz yani bütün enerjisini sadece çocuğa veriyor. Çocuğa gidiyor, gidiyor. Değil mi yani? Sadece onun için yani yaşıyor. Yani gidiyor bir yerlere, akşam da o da yorgun geliyor. Eğer o da destek veremiyorsa Daniel mesela gidiyor bütün enerji. O zaman birbirimize bir şey kalmıyor. Evet. Ay. Ama yani mesela şunu söylemek istiyorum. Yani bazen yani çocuğun eğitimi için, onun gelişmesi için her şeyi yapıyor.
Maddi manevi bütün enerjisini ona veriyor ama eşiyle olan evliliğini unutuyor, ilişkisini unutuyor. Ama en çok istediği şey aslında iyi bir evlat yetiştirmek. Ama biraz önce Ali'nin söylediği gibi eğer eşinle birlikte o ilişkine yatırım yapmıyorsan zaten en büyük zararı sen veriyorsun. Yani ne kadar eğitsen, ne kadar paralar harcasan, enerjini versen bir şekilde %50 kaybettin zaten. O yüzden tabii. En iyisi win-win, kazan kazan. Yani hem kendine faydası olur hem çocuğuna da iki katı faydası olur. Yani bu gerçekten karı kocanın ilişkisi, yakınlığı çok önemli. Çünkü böyle bir ortam içinde çocuk kendisini örnek aldığı kişiler, anne sevilmiş ve güvende hissedecek. Şuna yani. Gerçekten katılıyorum, örnek vermek istiyorum. Çünkü önemli. Ben de çocukluk dönemimde eğer çok fazla bir patırtı kütürtü, yani kavga olduysa bile o kavgalardan çok daha güzel annemle babamın hani birbirine yaptığı hoş şeyleri hatırlıyorum. Yani o kavgaları unutmuşumdur. Hani gördüğün güzel örnekler evet, aklında. Yani 100 tane 100 kere kavga ettilerse 2 kere hani bir arada oldularsa sadece o iyi anı hatırlıyorum. Ve ben de istiyorum ki madem ben de böyle olduysa, böyle hatırlıyorsam Daniel'e de söylerim. Yani biz çekinmeyelim ya öpüşmekten, sana sarılmaktan, ne bileyim bir kucağa oturmaktan. Hani çocuklar görsün, alışsın. Her ne kadar desem de çekiniyoruz. Evet, samimi olmak gerekiyor. Bu gerçekten onların içini hoş ediyor. Kıskançlıklarını da ortaya çıkartıyor. Bizim aile, anne babalarımız da öyleydi. Hani çocukların önünde böyle hafif böyle şeyler, oyunlar oynamak falan ayıp sayılırdı. Yani çocukların önünde yapmayın öyle şeyler vesaire gibi. Evet. Ama işte dediğin gibi kesinlikle onlar sevgiyi sizden görecekler. Karşı cinsle ilişkiyi ilk olarak size bakıp görecekler. Size bakıp görmezlerse internete bakacaklar. Televizyonlara bakacaklar, çevrelerindeki diğer kötü örneklere bakacaklar vesaire. Hı-hı. Ya da iyi örnekler bulurlarsa ona bakacaklar. Yani gerçek, evet. Ve o zaman söyle. Biraz önce aklıma şey geldi, geçenlerde kuzenler bir araya geldik, konuşuyorduk. Kuzenim eşiyle birlikte evde mucuk mucuk durmadan öpüşüyoruz diyor. Mesela çocuklar, yani bir oğlundan bahsediyordu. Yani annesinden bahsederken annem demiyor mesela, babasına konuşurken. İşte aşkın diyor mesela. Sevgilin yaptı, aşkın yaptı diye. Yani, İyi bir örnek oluyor. Güzel yani. Bir örnek gerçekten. Yani bir evliliğe baktığında hala sevgilisi olduğunu, hala aşkı olduğunu görebilmesi. Çok ve, hoş. Ve mesela insanlarla konuştuğumuz zaman siz de bunu bir programda yaptınız. Annemizden babamızdan böyle gördük diye söylüyor insanlar. Yani onlar çok önemli. Orada o gördüğümüz örnek, mesela evde şiddet varsa o zaman o çocuk şiddete eğilimli oluyor, biliyor. Tepkisini öyle göstermiyor. Öfke, yüksek sesle bağırmalar vesaire varsa o zaman da çocuk tepkisini öyle göstermeyi, hizmet varsa çocuk hizmet etmeyi daha kolay öğreniyor. Ondan sonra sevgi göstermek varsa, o senin beş sevgi dili çerçevesinde anlattığın eylemler varsa, o zaman çocuk da daha doğru bir şekilde o örneklere bakarak kendisini gösterebiliyor, olumlu ve olumsuz olarak. Yani iyi bir çocuk yetiştirmek istiyorsak aslında efor sarf etmemiz, göstermemiz emek gerekiyor, vermemiz emek lazım. Vermemiz gerekiyor. Yani her şey oldu, nasıl olsa büyüyor çocuklar dersek, o çocuklar o kadar sağlam, bereketli büyümeyecekler. Nasıl evlilik ilişkimizi geliştirmek için bir emek vermek gerekiyorsa aynı şey çocuklarımız için de geçerli. Ama işte günümüzde işte Facebook var, internet var, televizyon dizileri var, ellerimizde telefonlar var. Çoğu zaman biz anne babalar bile çocuklarımızla ilgilenmek yerine biraz da ben eve geldiğim dinleneyim, biraz yatayım, televizyonu aç kumandayı. Çocuklar orada duruyorlar ve yani bu da çocukların iyi büyümesi için iyi olmuyor. Aslında bir örnek anlatayım bunu, bizim oğlan yani Yonatan küçükken yaşadım. Sonra aklıma dank etti. Kilisede de hizmet ettiğim için, kilisenin pastörü olduğum için eve gelenler oluyordu. İşte onlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, belirli kutsal kitaptan çalışıyoruz. Bir genç vardı. O genç geldiği zaman eve, bizim oğlumuz Yonatan şimdi 14 oldu. Ona bakmıyor. Onunla merhaba demiyor. Konuşmak istemiyor. Gitmek istemiyor.
Neden? Sonradan anladım, jeton düştü. Ha yani sürekli işte eve geldiği için ben işte oğlumla çocuğumla ilgilenmiyorum, Yonatan'la ilgilenmiyorum. İşte onunla ilgileniyorum, onunla konuşuyorum, onunla sohbet ediyorum. O zaman o kötü yani, o benim babamı çalıyor benden, çalıyor. Benden alıyor diye düşündüğü için dedim sonra haklı yani benim en çok aslında emek vermem gereken şey dışarıdaki kişilerden çok aslında işte eşim ve ailemdeki kişiler olmalı çünkü. Onlar kalıcı olan şeyler, benim ailemin içinde olan şeyler, öbürleri yani kaybolup gidebilirler. Yani ve bazen biz çocuk yetiştirirken düşünüyoruz sanki bütün hayatımız böyle geçecek, çok yoruluyorum gibi. Ama aslında bunu yapabileceğimiz 3-5 yıl daha kalmış belki. Kesinlikle. 18 yaşına kadar en fazla. Ondan sonra artık çocuğunuza yaptığınız hiçbir şeyin faydası yok. Ve yapmanız da gerekiyor. Geri dönüş de yok. Ah keşke 3 yıl öncesine gitsem biraz daha şunu şunu yapardım deseniz de artık faydası yok. O yüzden yani o günlerin değerini bilmek gerçekten en iyi şekilde değerlendirmek. Film vardı aklıma geldi senin dediğin gibi bir kız... Çocuğu bir müzik çalıyor dışarıda açık bir ortamda ve babasıyla dans etmek istiyor. Müzik çaldığı için onun tam hoşuna giden bir müzik parça. Babası yani etraftaki insanlara bakıyor. Yok diyor ben yani seninle dans etmek istemiyorum. Şimdi ayıp olacak utanacağım falan diye. Sonra bir kaza oluyor. Kızı ölüyor. O zaman bunun acısını çekiyor. Keşke o kızımla dans etseydim. Etraftaki insanlar ne diyorlar, ne bakıyorlar onlara bakmasaydım. Keşke onunla dans etseydim. Yani o zamanı dediğin gibi kaçırmamak. Çok önemli. Evet, kendi evliliğimize dikkat etmeliyiz. Sevgi ve sabır çok çok sabır. Önemli. Evet, sevgi ve sabır. Sen yapıyor musun diye sorduğun zaman ben öğreniyorum. Yani öğrenirken çocuklarımı kırabiliyorum. Tekrar tabii ki özür dilemem gerektiği. Yani çocuklardan özür dilemek önemli. Hristiyan ahlakı yani. Olarak onu gördüm. Alçalmam gerektiğini. Ben de bir anne olarak hata yapabilirim. Çocukların önünde bile değil mi? Onlardan özür dilemek. Aha, yani özür dilemek çok önemli. Ki onlar da bilsinler. Öğrenmemiz gerekiyor. Ekiyoruz hani zaman yoğunluğa meşgul oluyoruz. Ev işine kapılıyorum ya da rahatsız oluyorum. İlgilenemiyorum. Sadece takip etmek gerekiyor. Hani çünkü onlar idare ediyor, anlıyor, konuşursak açık olmalıyız. Yani ben konuşmam gerekiyor, anlatmam gerekiyor. Bu yüzden oldu. Hani özür dilerim, ilgilenemedim. Telafisini şu gün yaparız. Şöyle evet, yaparız. Bir sonraki gün. Yani o şekilde takip etmek lazım diye kesinlikle. Düşünüyorum. Biz öyle yapmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında onlar bizi izleyecektir. Onlara mesajım var. Çok belki, seviyorum. Belki yıllar sonra bile sizi bulup bir yerde bunları izleyeceklerdir. Evet. Bak anne öyle söyledin. Ya da bazen bizimkiler söylediği gibi siz kendi sizi görmeye gelenlere danışmanlık anlamında bunları söylüyorsunuz. Hadi bize de pratik edin diyorlar o zaman. Aslında onları çağırıp onlara sormak lazım. Yani birbirimizle zaman geçirdiğimiz gibi onlarla da zaman geçirmek. Evet. Diğer bir püf noktası. Bazen özellikle sayı arttığı zaman sizinki gibi 4 tane bizde 2 tane var. Bazen işte beraber onlarla bir şeyler yaptığımız zaman hayır ama kişisel olarak da zaman geçirmek her biriyle önemli. Bunu tabii biraz cinsiyetine göre değişiyor, yaşına göre değişiyor. Yaşına göre değişiyor, ortama göre değişiyor, yoğunluğa göre vesaire ama bunu bilinçli olarak yani gerçekten çocuk yetiştirmek bilinçli olmayı gerektiren bir şey. Tesadüflere, kazalara mutlaka her şeyi kontrol etmek mümkün değil %100. Ama en azından kontrol edebileceğimiz çok şeyi internet de dahil. Mesela biz şimdi geriye dönüp baktığımızda çocuklarımızı internet konusunda daha ya da bilgisayar konusunda daha ciddi kısıtlamalar yapardık diye düşünüyoruz. Çünkü 10 yaşına kadar, 12 yaşına kadar seni dinliyor. 13 yaşına kadar seni dinliyor. Ondan sonra artık seni dinlemiyor. Ya da 18 yaşına yani, kadar. Yani evet, ondan dinliyor. Sonra bir daha seni dinlemiyor artık. Çünkü ben artık yani. Yetişkinim diyor. Ben artık kendi seçimlerimi yaparım diyor. Haklı. Yani haklı. Ona önem verdiğimizi aslında çocuğun hissetmesi, anlaması gerekiyor. Yani onunla zaman geçiriyoruz. Evet. Karşındaki değerli birisi ne kadar küçük de olsa mesela biz
yani yine arada yapıyoruz ama mesela saklambaç oynuyoruz evde. Hmm. Hep beraber. Bazen kızlar bir tarafta saklanıyorlar. Erkekler bir tarafta. Evin içinde bir şekilde saklanıyoruz. Bulamıyorlar. Ama şey şimdi yapıyorum. Büyüyünce mesela bizim oğlumuz büyüdü şu anda 14 yaşında. Yine oynuyor belki ama o kadar çok değil. Ama mesela kendini vermiyor içine. Ne yapabilirsin? Evet. Yapabiliyoruz, yapmak istiyoruz zaman zaman. Aslında diğerleriyle de yapıyoruz arada bir. Birebir mesela bir pastaneye gidip özel karşılıklı sen önemlisin, seninle ben zaman geçirmek istiyorum. Düşüncelerini, duygularını öğrenmek istiyorum. Yani ona önem verdiğimi, değer verdiğimi hissetmesi güzel oluyor. Yani bunu yapmaya çalışmak lazım. Kardeş, yani sizler benim diyeceğimi çok iyi anlarsınız. Çünkü aynı şekilde hizmetin de içindeyiz. Siz kendi topluluğunuzda, biz de kendi topluluğumuzda. Ben bazen aklıma şu düşünce geliyor. Yani mesela çocuğumuzun birisi 19 yaşında, 17 yaşında. Kilisemizde 19 yaşındaki birisine davrandığımızla çocuklarımıza 19 yaşındaki oğluma ya da 17 yaşındaki kızıma davrandığım çok farklı diye düşünüyorum. Mesela kilisedeki birisine çok daha farklı ilgi gösterirdim. Kızıma, oğluma aynı şekilde göstermediğimi fark ettim mesela. Mesela dışarıdan birisi olsa onunla hadi gel birlikte oturalım, sohbet edelim. Birlikte yemek yiyelim, sana yemek ısmarlayayım, sana çay ısmarlayayım. Sohbet et, bana kız arkadaşın var mı anlat diye dışarıdaki birisine sorarım, topluluktan birisine. Ama oğluma sormuyorum nasıl mesela. Nasıl olsa senin evinde, sana ait. Anlıyor musun bu? Anladım, yani evet. Ya da kızına sorduğun sorularla ya da onunla iletişiminde dışarıdakiyle başka. Mesela dışarıdaki bir genç gelse 19 yaşında bana bir onu görsem, hadi gel senin için dua edeyim durup dururken. Ya da ben güle güle diyecekken bir saniyeye gitmeden senin için dua edeyim. Ama oğlum için aynı şekilde davranmadığımı fark ettim. Yani dur bir saniye, senin için ilaca dua edeyim demedim. Onun gibi bir şey var ama biz ergenlerle görüşüyoruz, birlikte etkinlikler yapıyoruz. Sizin hizmetinizin parçası da bu değil mi? Evet, şimdi oğlum da büyüdü, aslında o da bir ergen şimdi. Ya olmuyor çünkü annesin ve çünkü onun için en iyi düşünen kim? Her şeyini gören hani... Eksiğini söyleyebilecek. Kendisine de söylüyorum. Oğlum kusura bakma diyorum. Ama her zaman yanlışını söyleyecek olan kim var? Annen var. Yani yapacak bir şey yok. Ben anneyim. Hani... Yani yanlışını da tabii söyleyeceksin. Çünkü iyi tarafında, doğru taraflarında. Evet, doğru taraflarını da söylüyoruz. Ama kızma bana diyorum. Anlıyorum seni. Çünkü ben de senin yerinde olsam anne yeter. Niye durmadan bunu söylüyorsun? Hani... ya bir kere söyleyeyim, bugün onu başta hani şey gibi düşün, bir sekreter gibi hatırlatma gibi. İster yap ister yapma söylüyorum, hani öyle yapıyoruz. Ama başka bir onun yaşındaki birine tabii ki karışmıyoruz, hani şey oluyoruz, daha farklı müdahale olmuyoruz, müdahale. Evet. Görsek bile sesimizi çıkartamıyoruz vesaire gibi. Yani, evet. Yani o kadar önemli bir konu ki çocuk yetiştirme ve o kadar eksiyiz ki. Öğreniyoruz. Yani düşünüyorum şimdi, hani torunlar niye çok sevilirmiş? Herhalde torunlara geldiğimizde bayağı tecrübemiz oluyor. Doğru, torunlar niye dedelerini, ninelerini seviyorlar? Çünkü artık tecrübeli birileri var. Yani hatalar görmüşler, yanlışlar görmüşler. Kendilerini toparlayıp artık şöyle yapacağım diyen birileri var. Yani özellikle gerçekten çocuk sahibi olmak isteyenlere, çocuk sahibi olanlara... Özellikle vurgulamak isteriz ki bu programda özen göstersinler çocuk yetiştirmeye. Kesinlikle. Ve Rabbin sözünün söylediği gibi onların öfkesini uyandırmadan, hı-hı, baskıyla değil ama sevgiyle, sabırla, evet, baskıyla değil sabırla, sevgiyle bunu yapmak. Asla ben anneyim, ben babayım, bazen duyuyoruz ben anneyim, ben babayım, bunu mecburen yapacaksın. Yani bu tamam, bazen bazı durumlarda belki gerekebiliyor ama bundan daha iyi ebeveynlik, daha iyi anne babalık yapabilme fırsatı var, olanağı var hepimiz için. O yüzden buna özen göstermek, karı koca olarak bir prensip olarak belki söylemek önemli olur programın sonuna doğru yaklaşırken. Aynı fikirde olmak, hı-hı, çocukların önünde. O da önemli. Evet, bu çok önemli. Evet. İstersen sen söyle. Evet, yani çok çok önemli. Çünkü bazen bakışarak hani istersen hani müdahale etme diyorum ona. Hani lütfen. Çünkü biliyorum belki yaptığım şeyden o hoşnut olmayabilir. Ama şimdi değil. Hani sonra hallederiz gibi. Sağ olsun o da destek oluyor. Ben de aynı şekilde yapmasını istemediğim bir şey yapıyor.
mesela Daniel çocuklara müdahale ediyor. Ben de nasıl tepki vereceğim? Veremiyorsun. Biliyoruz ki onu baştan çok önceden düşünüp konuşmuştuk. Yani sonra gidip yapmamalıydık falan böyle şey yapabiliyoruz. Çok zor bir şey. Çünkü onlara da farklı düşündürebiliriz kendimiz için anne baba olarak. Yanlış ne farklı onun benim için yanlış şekilde, düşündürmesini ne de baba için yanlış düşünmelerini istemeyiz. Hani aynı fikirdeyizdir aslında. Ama müdahalelerimiz farklı olabiliyor. Evet, kesinlikle. Ve buna bağlı olarak eminim siz de aynı fikirdesiniz. Çocukların önünde anneyi veya babayı, yani eşi suçlamamak ya da kötü tabii göstermemek, onurlandırmak çok önemli çocukların önünde. Çocuklar görmeliler. Babam anneme saygı duyuyor, babam annemi seviyor, annem babama saygı duyuyor, seviyor ve olumsuz konuşmuyor. Yani bazen bunu görüyoruz, sizin babanız var ya, sizin babanız, o ne adamdır işte gibi böyle etraftan konuşmalar da oluyor. Bu gerçekten çocuklara aslında çok zarar veriyor. Onların kimliklerine çok zarar veriyor. Evliliğin, ailenin bütünlüğüne çok zarar veriyor. Bu konuda da özellikle özen göstermek gerekir diye düşünüyorum. Son bir söz söylemek ister misin? Tamam. Sizin son sözünüz var mı? Aslında var. Benim çocukluk dönemimde benim için sürekli dua eden biri vardı. Bravo. Annem. Ve eğer ben şu an buradaysam, yani burada sizinle konuşabiliyorsam, Mesih'teysem, onun bana desteği, her gece ıssız bir yerde kendini Tanrı'nın verdiği ruhla yönlendirişiyle oturup bizim için döktüğü gözyaş duasıyla buradayız. Ve şimdi bu meyvesini görüyor. Torunlarıyla dediğiniz gibi çok seviniyor. O yüzden annelerin duası, babaların sadece annelerin, babaların hem dua desteği her konuda. Şimdi tabii ki baba ve annenin çok farklı oluyor. Babanın daha farklı bir duruşu, annenin duruşu var. Çünkü anneler çok duygusal insanlarız. Ama bu yüzden söylüyorum, anneler dua etmeli. Çok duygusalız, çok mu sinirlendik, çaresiz mi kaldık, işin içinden çıkamıyor muyuz? Hemen bir köşeye gidip dua etmeliyiz. Ve bir araştırma var, bizim ülkemizde değil ama dışarıda yapılan bir araştırma. Çocuklar annelerin inancını takip ediyor daha çok. İlginç. Bu o anlamda senin söylediğin ilginç. Yani daha çok anneyi kendilerine yakın buluyorlar ve onların inancı doğrultusunda gidiyorlar. Evet. Evet sevgili Kanal Hayat izleyicileri, yeni bir evlilik sohbetleri programında tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.